Her zaman evet, dediğiniz gibi daima herkesin için kapı açıktır ve İsa Mesih onları orada beklemektedir. Ne kadar dediğiniz gibi de günah işlemiş olmuş olsak, evet, İsa Mesih tüm günahlarımızı affedebilir. Ve En İsa büyük Mesih günah hangi bile tarafta olmuş duruyor? olsa. Şimdi Allah'ın tarafında İsa Mesih kimi savunuyor? Allah'ı mı savunuyor, bizi mi savunuyor? İsa Mesih aslında bizleri savunmuş oluyor Allah'ın karşısında. Neden? Evet. Çünkü bizler günah işlemiş olduk ve bunu en baştan olmuş oldu. Yani Adem'le Havva bunu işledikten sonra Allah bizi o kadar çok sevdi ve sevdiği için bu gözünden kaçırmadı. İnsanlar günaha düşmeye ihtimali gözden geçirmiş oldu ve Allah dedi ki sen gideceksin, daha doğrusu İsa Mesih gönüllü olarak dedi ki ben giderim o insanları günahtan, o bedelini sonsuz ölümden Evet. kurtarmış olacağım. Bazı konuşmalarımızda şöyle diyoruz. İsa Mesih Allah'ın huzurunda bir avukat gibi bizi Evet, savunuyor çok diyoruz, doğru. değil mi? Evet. Ama şöyle de yani toplumumuzda yaşadığımız dünyada, batıda olsun, başka ülkelerde olsun, bazen avukat da gidiyorsun ama mahkeme sonucunda bakıyorsun avukat sizi değil, karşı tarafı savunuyor. Evet, Yani maalesef kimin oluyor tarafında bazen. kaldığını, kime yardım ediyor? Size mi, başka tarafına mı? Burada İsa Mesih bize gerçekten yardım etmek istiyor. Ondan dolayı bize tövbe etmemizi, Allah'ın yoluna dönmemizi istiyor. O bize yardım etmek isteyen bir Mesih'tir. Evet. Değil mi? Şunu görüyoruz ki İsa Mesih bizleri her ne kadar da zor durumda girmiş olsak, her ne zor ne kadar derin çamurluğun, bataklığın içine batmış olsak, İsa Mesih o halde bizi çıkarmaya hazırdır. Peki, evet, şunu soracağım. Buyurun. Bazen avukata gidiyorsunuz. Ya şöyle bir biliyorsunuz ki davalarda farklı farklı dava türleri var. İşte ağır ceza türleri var ve aile içi problemler oluyor. Ve avukatlar da farklı farklı konularda uzmanlaşıyorlar. Evet, herkes Peki, kendi dalında. Peki bizim örneğin işlediğimiz batıl inançlar konusunda, batıl inançlar konusunda günah işlemiş bir insan, İsa Mesih adına dua ettiği zaman, Allah'a İsa Mesih adına dua ettiği zaman, İsa Mesih gerçekten güçlü bir arabuluculuk yapabilir mi? Gerçekten onun gücü bizi savunmak için yeterli olabilir mi diye sorusu ortaya çıkıyor. Evet, kesinlikle evet. Çünkü biliyoruz ki İsa Mesih bir kere bizim için 2000 yıl önce bizim işlediğimiz günahlardan dolayı haçlanmış oldu, evet. Evet, haçta o en kötü, o dönemin en kötü cezasını çekti. Haçta öldü ve dolayısıyla o her insanın günahını üstlenmiş oldu. Evet. Dolayısıyla ne kadar ağır bir günah işlemiş olursak olalım, bilelim ki İsa Mesih bizi kurtarabilecek güçtedir. O bizi Allah'ın huzurunda savunabilecek güçtedir. Yani demeyelim ki ben o kadar ağır bir günah işledim ki artık benim için bir umut kapısı yok. Yok, kesinlikle hayır. Böyle bir umut, insan dememelidir. Umut hala var. İsa tarafında olacak olursak Allah'a İsa Mesih'in adıyla dua edip Allah'a yaklaşmış olursak biliyoruz ki Allah bize yardım edecektir. O her şey, o Allah muktedirdir. Her şeye gücü yeten bir yaratıcıdır. O sevgi dolu bir Allah'tır ve o bize daima yardım etmek istiyor. Ayrı bir konu, biz ondan yardım istiyor muyuz? Biz evet, ona dua ediyor muyuz? Biz tövbe etmek istiyor muyuz? Evet. Evet sevgili seyirciler, sorularınız olacaksa bu konularda ve başka konularda ise altta geçen e-mail adresten bizlere ulaşabilirsiniz. İsa Mesih bizleri sever ve ne kadar da kötü olsa, günahlarımız ne kadar korkunç olsa bile korkmayın. O sizi daima karşılamaya ve sizi kucaklamaya hazırdır. Bu konumuz burada bitmiyor.
Bu konumuzu bir sonraki programda sizlerle dileğiyle karşılaşacağımızı umuyoruz. Şimdilik hoşça kal diyoruz.